Oyuncu olarak Atatürk olduğun ilk an o kıyafeti giydin hı hı. o bütün hazırlıklar uzun süren bir psikolojik danışmanlık süreci varmış yani evet. onu, ona da çok saygı duydum. Ee, senin haleti ruhiyen ilk o an aynada gördüğün Aras Atatürk oynuyor ve fiziksel olarak Atatürk'e benzeyebilecek en e, muhteşem hali. Evet. o anı anlatsana kendinle göz göze geldiğin an. Bismillah dedim ya. <laughs> Böyle bir baktım zaten çok uzun o makyajın falan da çok büyük bir hazırlığı vardı ama o karavanda hadi bakalım bir test çekimi yapacağız dediğim bir yerde ee, hadi bakalım şimdi hani bir sürü bilgi 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 dokuz aylık bir hazırlanma süreci şimdi iniyorsun ve kameranın önünde bunu deneyimleyeceksin. Benim mesleğimin tanımı o ya aslında hani kameranın önünde bunu ekletmek. E, karavandan indim herkes böyle ağlayan. Ah, yapan ve nasıl gözüktüğümü daha demin söyledim ya önemsememem gerekiyor ama öyle bir isim ki yani onu zaten halletmem 4-5 gün aldı ilk deneme çekimini yapıyoruz ilk defa da evinin içine bu kadar girdik anacığının elini öptüğünü ilk defa bu kadar gördük makbulenin burnunu sıktığını ilk defa bu kadar gördük e, o, o yüzden de o ilk deneme çekiminde yine böyle asker alimle falan ne yaptı? yaptık o deneme çekimini. Onda ondan bahsediyorum aslında. Ne, ne neyi yapamıyoruz? Seni neyi o yani öyle. o yani Atatürk rolüyle gördüğünde insanların verdiği tepkiler arasında en unutamadığın hangisi? O bir, bir tane böyle. Kim ağladı mesela? Biri ağladı dedin. Ko... Ee, kostüm şefimiz. Kostüm şefimiz böyle ya falan diye böyle ama buradan gelen bir ama ve e, onu unutamıyorum. Şu var. Olmuş. Şu onlar var. Olmuş. Benzemeyiş falan. Ben, biz bir de benzemenin ötesine geçmek istedik bu işte. Hmm. Ee, o yüzden ruhunu anlatmaya Sen bir yerde şey demişsin. Fiziksel olarak benzemektense ben Atatürk'ün e, ruhsal, psikolojik ve düşünce yapısına benzemek için çok çaba sarf ettim demişsin. Evet. O süreci biraz anlatır mısın? O nasıl oldu? Tabii ki anlatırım. Çünkü normal kafamızda baktığımız Atatürk kastı dediğimiz şeyde en az benzeyen benim <laughs> baktığımda. E, benzemenin ötesine geçmemiz gerekiyordu. Mehmet Ada Öztekin bir gün e, bir röportajda şöyle bir şey söyledi. Atatürk e, bir çift mavi göz bir sarı saç mı? Sadece bundan mı ibaret? Artık bunun ötesine geçmemiz gerekmiyor mu? E, paşamın kendi söylediği zaten çok önemli bir laf var. Bunu, bunu da söylüyorum. Beni görmek demek fiziksel olarak görmek demek değildir beni anlıyorsunuz. Hissettiklerimi hissediyorsunuz. Bu kafidir. Zaten çok büyük bir düşünür, çok büyük bir vizyoner, çok büyük bir kumandan, çok büyük bir siyaset adamı. Yani çok büyüklükleri zaten çok. Ee, bizim yaptığımız zorluk da aslında bence şurada bütün bu duygusal bilgiyi alıp bir filme sığdırmaya çalışıyoruz ki bu mümkün değil. O yüzden bütün bu eleştirileri e, göze alarak yola çıktık aslında. Eee İlk Mehmet Adan'ın seni o halde gördüğünde söylediği şey ne? Mehmet abi çok tepki vermez, Nötr'dür genelde. Belki oyuncuyu etkilememek Etkilememek için. için. Bence ondan. Peki genelde... mesela e, iki saat mi sürdü her seferinde makyaj? İki buçuk saat. Mesela her seferinde iki buçuk saatlik bir süreç. Psikolojik hazırlık süreci de anladığım kadarıyla seanslarca Hı. süren bir tabii, şey. Tabii tabii. E, o rolden nasıl çıkılıyor ya? Valla abi... Zaten süre boyunca yoğun bir tempo, beş ay yoğun bir tempo. Çok şehir gezdik, çok yere gittik. Konya'ya da gittik, Hatay'a da gittik, Çanakkale'ye de gittik, Makedonya'ya da gittik. İstanbul'da bir sürü çekimler yaptık. Sakarya Sakarya tarafına gittik. Rolden çıkıp çıkmama mevzusu değil ama dur hiç bırakmayayım ki şu iş bitsin. E, nin sorumluluğunu hep taşıdım aslında üzerimde. Bir yerde rahatlamama. E, tabii ki set bittiğinde Mehmet abiyle oturmalarımız, arkadaşlarımızla sohbetlerimiz, bilmem ne hani kafamızı dağıttığımız alanlarda rahatlıyorduk belki. Ama e, esas e, problem iş bitince oldu. İş bitince böyle bitti. E, ne oldu? Oldu mu şimdi? Yap, yapabildik mi? Layık like olabildik mi? Altından kalkabildik mi? Ulan 3 ay falan böyle, psikolojik biraz şey, yoruldum yani. Hayır, oynadığın yani karakter o kadar güçlü bir karakter ki Hı. ve ve sen onun içerisine gir, girmemişsin. Sen o olmuşsun. Yani yaşamışsın onu. Evet. Ee, oradan çıkıp mesela eve gidip, mesela ne bileyim hamburger yemek falan... <laughs> arkadaşlarla oturup yemek, içmek, sohbet etmek, mesela ne bileyim böyle şakalar yapmak evet. hani... E, ben tabii oyuncu değilim. Benim hayal dünyamı çok aşan bir şey ama... E, bunu nasıl başardın? Yani bu da insani olarak çok önemli bir şey bence. Bir kere zaten e, öyle bir isimden bahsediyoruz ki altında ezilmemek mümkün değil. Yani bütün bu projelerden, bilmemlerden, olaylardan, kaoslardan, polemiklerden falan hepsinden çok daha büyük aslında. Ee, bunu da hepimiz biliyoruz ve en büyük e, mevzu da gönül bilgimiz. Mesela ben çok bildiğimi zannettiğim şeylerin aslında bilmediğimi. Annem şöyle bir şey söyledi. Annemle ablam ilk film izledikten sonra Galaya geldiler buraya. Sağ alsınlar. Ee, biz ne kadar çok şey bilmiyormuşuz ya. Birkaç tane hazırlandığın kitabı bana da verir misin? Okuyabilir miyim? Ah ne güzel. Müthiş bir şey bu. Yani. bence filmin en önemli e, yapacağı işte bu. Hepimiz Atatürk'ü biliyoruz. Yani e, ama Atatürk'ü anlamak için Atatürk'e dair çok daha fazla şeyden haberdar olmak lazım. Evet. Seyretmek, okumak bunların hepsi. Yani bir film hiçbir zaman e, bir Şevket Süreyya kitabının verdiğini vermez. Mümkün değil. Evet. Ama o ilgiyi uyandırmaya yeter. Hele senin gibi büyük bir yıldızın içinde olduğu bir film çok daha der. Madam Corinne'de bir diyalog var. Ben bunları not etmişim sana sormak için. Diyor ki İstiyorsan gidelim diyor. Hı. Gidemez ki. oradaki yani senin... Vatan e benim içimde. Nereye gitsem o da benle gelecek. Abi bütün hücreleri, bütün hücrelerinle daha demin söyledim ya bir ideale inanmak. Mustafa Kemal umut. Mustafa Kemal Atatürk bizim için umudumuz. Bir programda, senin programın değil yanlış hatırlamıyorsam... Fatih abi Fatih abi soruyor diyor ki umudunu kaybetmedim mi falan son kuvacı kalana kadar e, ben umudumu kaybetmeyeceğim çünkü onu öğrendiğim adam bana bunu öğretti. Atatürk bizim umut demek abi ama bu şeyle sadece güneşlerin arasına Atatürk fotoğrafı koymakla olmuyor. Eyleme de geçmek gerekiyor bence. İşte bizim yapmaya çalıştığımız haksızca ya da cesaret ettiğimiz yer burası. Bu bu işi oradan göstermeye çalıştık. Yoksa bir sürü Atatürk projesi yapıldı. Dediğim gibi bundan sonra daha da iyileri yapılsın diye de yapıyoruz. Atatürk'ü anlatabilmek için. Hem yeni jenerasyonlara hem tüm dünyaya. At Atatürk'ü tüm dünyaya anlatmaya gerek yok. O zaten kendini her türlü ispat etmiş birisi. Ama biz yeni jenerasyonlara da anlatırsak o dünyanın yeni jenerasyonlarına anlatırsak ne kadar bir değer, bir kıymet olduğu o zaman bence e, işte biz de kendi işimizi sinema dalını yapmış olacağız. Film e den Çıktıktan sonra seyreden bir insanın aklında ne kalsın istersin? Genelde şöyle oluyor ikinci filmden sonra. Burada biter mi ya? <gülüyor> benim <gülüyor> öyle, benim öyle valla. Ee, i̇nsan halini de gösterdiğiniz için sevdalarını, acılarını, çektiği zorlukları, o zorlukları nasıl aştığını tek bir yerde değil de zaten problem varsa çözüm vardır diyen biri zaten Mustafa Kemal. Subaylığından, çocukluğundan beri. Problem mi var? Bir dakika. Tık 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 inanılmaz bir zihin. Ee, bunların gece dans ediyor olduğunu gördüğümüz bu kadar değil. inanılmaz bir zihin. Yani zihin, hiç durmayan bir zihin. Ee, Atatürk olduktan sonra, Atatürk soyadını aldıktan sonra doktorlarına da söylüyor. Bu zihin hiç hiç durmuyor diye hatta atratlarının var, kendi de söylüyor. Eee ruhunu bize gösterebildiğiniz için teşekkürler denmesi, böyle bir film yaptığınız için teşekkürler denmesi, ee, biz iyi ki böyle büyük bir lidere sahibiz, bize tekrardan bunu hatırlattığınız için teşekkürler denmesi kafi. Bu filmde eleştirilen şey filmin içeriği, performansı falan değil. Hı. Ee, soracağım onu da sana. Yani Hı. filmde eleştirilen şey Disney'in yarattığı vaziyet. Bu kadar büyük emek, bu kadar çalışma, bütün bunlar olurken Biraz önce söylediğim gibi bir şey oldu. Filmin yayıncısı filmi o platformda yayınlamamaya karar verdi evet. Daha doğrusu daha bir global karar aldılar. Ne kadar içerik varsa hepsini evet. bıraktılar. Ee, bu filmde, ya daha doğrusu bu dizi olarak ilk çıkan filmin de yayınlanmayacağı söylendi. Türkiye'de haklı olarak hepimiz kıyameti kopardık böyle iş olur mu diye. Çünkü Tabii. siz orada yaptığınız herhangi bir film değil bu. Bu bir Atatürk filmi içinde Tabii. Atatürk var. İşte Tabii. Ermeni lobisi falan bir sürü konuşmalar. Şimdi orada o sen de yedin. Tabii. Hatta hala da yiyorsun da görüyorum ben. Yani Tabii. mesela Suudi Arabistan'daki rezillikten sonra sen çok güzel bir paylaşım yapmışsın. Ee, hemen senin videonu koymuşlar oraya işte o konulara girmeyelim videosunu. Evet. Önce şey soracağım. Ya sadece sen de değil mesela diğer oyuncular, yönetmen ilk bu Yayınlanmama, yayınlanmama ihtimalinin olduğu haberin duyduğunuzda ne hissettiniz? Hayal kırıklığı, öfke. Yani o e, o öfkeyi yaşayan benim memleğim, benim arkadaşlarım, benim gelimden olan, bu toprağın insanların yaşadığı o öfkeyi belki ben işin içinde olduğum için on katını hissettim. Ama ben bu işin içinde olduğum için, bu, bu işin öznesi olduğum için ona göre davranmam gerekiyordu. Bu benim bilinçli kararım. Ben ne yaptıysam bilinçli bilerek yaptım. E, Lobi şimdi Disney böyle bir karar almış Amerika Disney. Ne yapayım? Kaldık biz ne yapacağız abi? Çektik. Filmde çekti. İki buçuk senelik emek bu kadar sorumluluk. Ne yapacağız? Biz yani bir dakika bir de şeyleri de belirlemek lazım. Herkes kendi e, şeyinin tarafının sözcüsüdür. Ben oyunculukla ilgili konuşabilirim. O yaptığımla ilgili nasıl hazırlandığımı anlatırım falan performanslara bunlara gelene kadar beğenilip beğenmemek değil. Buna çok saygım var. Ama o kadar öznesi olmadığım şeyle ilgili konuşuldum ki birileri tweet at işte Ermeni lobisi tweet attı. E ee ondan iptal oldu. Allah Allah. E bu işin 29 Ekim 2022'de e, ee, teaser'ı çıktı. Tam Disney böyle bir ticari karar aldığında mı geldi bu tweet? Hadi diyelim bu yüzden oldu. Diğerleri niye kaldırıldı? Ya da tüm dünyada niye kaldırıldı? Disney belli böyle bir karar almış. yapacağım bir şey yok buraya burayla ilgili benim. Ama biz ne yapacağız? Yoluma bakmam lazım, ilerlemem lazım. Ya kimseye de hak etmediği bir o bir o konulara girmeyelim arkadaşlar. Şu abi. Ee... O çok sıcakken sorulan bir soru galiba değil mi sana? Evet, çok sıcakken evet, hani ne Daha olacak? Ne Disney konuşuyor, ne yönetmen konuşuyor, ne kimse konuşmuyor galiba. Kimse da. konuşmuyor. Ne olacağını bilmiyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. O, o verinin gerçek olup olmadığı ile ilgili bir bilgimiz de yok. Hmm. Ki değil. Yani e, Ermeni o, diasporasının dahil olup olmadığı da, bilgisi. Evet. Hmm. Yani e, biz Los Angeles'ın ortasında galaya gittik. Ne oldu? Hani protesto. Falan. Yok. Belli ki böyle bir ticari arka taraflarda neler oluyor bilmiyorum abi. Sen e, davet ettiğin bu konuyla ilgili insanlara sor. E, gerçekten bilmiyorum. Yani Biznes tarafıyla ilgilenmiyorum. Ben sahanın içindeyim. Saha, saha adamıyım ben. E, ama en çok etkilenenlerden biri de ben oldum. Günün sonunda böyle bir sorumluluğu aldığım için. Her şeyi dedim ya göze alarak giriyorsun. Bütün bu eleştirileri beğenilmeyi beğenilmemeyi Çünkü yakıştırmayanlar da olacak. Öyle çünkü Atatürk öyle bir yerde. Hiçbir zaman tam olmayacak dediğim yer orası. Ama e, hikayenin öznesi olmadığım konularla ilgili eleştirilmek e, canımı çok sıktı tabii ki. Dediğim gibi Los Angeles'ın ortasında gala yaptık. E ondan sonra... Diyasporun çok etkili olduğu bir yer orası. E ne oldu? E, neden buralara giremedik yani? Benim yoluma bakmam lazımdı. O yüzden bu tarafla ilgili daha demin de söylediğim gibi aslında yine Atatürk'ün gücü. Diğer bütün meslektaşlarım da işlere alındı. ...Disney'le anlaşma yapan... Ya bir, sürü... ...bir sürü arkadaşım ama ne oldu konu neden çıktı? Yayınlanmayanlar var, çekilip yayınlanmayan var bir e, sürü. Evet, e, konu neden çıktı? Atatürk'ten. Neden çıkar? Atatürk kırmızı çizgimiz. Ve herkes protestosunu... ...kendi dahlinde gerçekleştirir. Ben burada ne anlatırsam anlatayım şu olacak zaten... ...anlat anlat ha ha diyen de olacak. Çünkü insan ne anlatırsan anlat... ...anladığı kadardır. Yani ben burada bütün yüreğimi dökeyim sana... ...ki çok samimi konuştuğumu düşünüyorum... Ee, ...anlamak isteyen öyle anlayacak. Sadece şey konusunda cesaretim konusunda hakkımı yedirmek istemiyorum ben de. Hani verdiğimiz emek konusunda bir de. Yani işimizin arkasındayız, işimize sahip çıktık. Atatürk'le ilgili fikirlerim, zaten zaten min kanıtı bu filmdir. Bu, bu e, son tahlilde 35 ülkede birinci film yayınlandı. ikinci filmde 35 ülke, 30'u aşkın ülkede. Tam 35 değil galiba ama. Evet, 30'u aşkın. Bu film yayınlanıyor. Ha. Sen çok güzel söylemişsin. Bir yerde demişsin ki bir sürü meslektaşımın emeği, dizi, film çıkarılamadı. Yani sahnelenemedi. Tabii. Bu filmimiz milyonlarca insan seyrediyor. Çünkü Atatürk'ün gücü Atatürk. bu diyorsun. Atatürk'ün gücü. Öyle abi çünkü. Öyle yani. Ne bizim bu projeden, önceki projelerden bütün bu Ama şunu den... seyretmesek var ya olurduk yani. İnan bana <laughs> evet. bak bu emek yani burada oyunculuk, yönetmenin emeği, ya kostüm işte anlattım ben yani bu film seyredilmese gerçekten çok yazık olurdu ve ben kahrolurdum şahsen yani. Abi eyvallah. Yani ve burada şey de söyleyeyim. Yani tabii oyuncu yani insanlar tabii onu bilmiyor. Sen çok önde olduğun için e, şey zannediliyor herhalde. Yani filmin yayınlanma yetkisi hakkı sende zannediliyor. <laughs> e, tabii ki oradaki o dönem o röportajı söyleyeceksin. Şimdi burada başka bir şey söylüyorsun diyorsun ki yani abi e, hak et kimseye hak etmediği payı vermem Böyle bir durum yoksa tam o ticari döneme denk getirilen bir tweet o yüzden oldu bunlar falan. Hadi abi. Hadi ya şeyden hadi. Belli ki başka şeyler dönüyor arkada. Sen bir yerde kızgınım ve kırgınım demiş. Kızgınım ve kırgınım. Neden? E, ben, sen ben bir kişi daha var yola çıkıyoruz. Sen yayıncısın, yapımcı ve biz ekibiz. Kreatif ekip. Sen diyorsun ki ben yokum. Son üç ay kalı. Her şey Kırılmaz mıyım sana? Kızmaz mıyım? Tabii. Yani bir de söz konusu Atatürk'se. Herkes de dediğim gibi tepkisini başka türlü dile getirir. Ben işin içinde işin içinde kiş, kişi olarak tepkimi e, bu şekilde dile getirdim. Ne zaman biraz daha kişiselleştirilmeye başladı o zaman cevap verdim. Şimdi mi kaldı? Şimdi mi aklına geldi falan. Öyle değil. Ne yaptıysam kararlı bilerek benim de yolum 14 senedir ben aralıksız bu işi yapıyorum. Ve çok tecrübeliyim falan gibi bir yerden konuşmam ama bir yolum var. O yolda da Kendime göre, kendi doğru bildiğim, kendi sahiplendiğim bir şekilde e, verdim kararlarımı aslında. E, beraber de karar verdik. Kocaman bir ekip de var aslında arkada. Ama e, bunu şahsen net bir şekilde söyleyebilirim. Benim kararımdı. Bilerek, isteyerek böyle yaptım. Sus, susma ise susma. Susma değil. Susmamızı, e, sözleşmesi var o yüzden sustu. Ya da e, ne bileyim. İşte bilmem neden dolayı sustu. Korkaklığımızdan falan, edebimizden, adabımızdan, anamızdan, babamızdan böyle öğrendik biz. Edebimizden, adabımızdan da susuyoruz abi. Baktığında. Bir de şimdi orada proje, hepimizden süreç bir yandan ben şimdi orayı çok yakından takip ettiğim için biliyorum. Yani Disney global olarak böyle bir karar verdi ama Türkiye'de bizlerin tepkisiyle oluşan kamuoyu e, o kararı değiştirmek için çok önemli bir etken oldu. O süreçte senin oyuncu olarak ya da filmin yani mutfak ekibindeki insanların değil de daha çok işte e, ana aktörler işte yapımcının Disney Türkiye'nin globalin e, bir iletişimi vardı. Yani tamam. senin orada çıkıp ne bileyim senin sarpın e, söyleyeceği iş oyuncu olarak fikrinizi ortaya koyar. Belki de orada bu filmin sinemada oynamasıyla ilgili sürece zarar verdiniz. Bilmiyorum ne olacağını. Bence öyle olur e, Yani orayı çok ayırda demedik ama insanlar tabii biraz da şey yani Atatürk'le ilgili hepimiz o kadar e, ona dair hassasiyete sahibiz ki bu sadece bir film için de değil yani işte Suudi Arabistan'da en, en son yaşanılan şeyler yani o bizim için çok kıymetli ve bir evet. tane yani evet. e, onun öldü zannediyorlar hiç kimse de Atatürk'ün ölmediğini görüyoruz işte Disney konusunda da gördük Suudi Arabistan'da da gördük orada da gördük burada da gördük e, o reaksiyon biraz ondan. Abi senin programında mı söylüyordu Celal Hoca adam mezarından hala savaşıyor Hocan İlber Hoca'nın lafı. Onu Celal abi hep sürekli söylüyor. Ha. E, muhteşem bir şey ama tam işte tam bu yine bak aynı Ondan bahsediyorum. Ve hep kazanıyor. Ve bizim Atatürk'ümüz. Hepsi bizim Atatürk'ümüz. Bu taraftaki ya Türk Disney tarafı da bunu yaptı. Burada olması aman Atatürk bak kırmızı çizgimiz. Dikkat edelim. Yani onlar da çok büyük bir savaş. Yani yapımcı tarafı dediğim gibi biz tarafında neler döndüğüyle ilgili bir fikrim yok. Ama e, yani onlar da büyük bir savaş verdi. O yüzden de yine Atatürk'ün gücü sayesinde iki film, film halinde iyi ki seyirciyle buluşulabildi. Film Atatürk, Samsun'a çıkmadan bitiyor. Evet. Pat <laughs> diye bitiyor. Şey. Evet. Ayıp değil mi? <laughs> Se seyirci olarak evet. Ben vallahi filmde böyle dan diye kaldım. Böyle kaldım yani. Evet. Çünkü öyle bir coşku ve öyle bir noktaya geliyor ki yani evet. muhteşem bir yani yönetmenlik. Ee, Mehmet Aday'ı gerçekten bir kez daha tebrik ediyorum. Yani sona doğru bizi çok iyi hazırlıyor. Yani yükseliyoruz. O bir takım şeyler oluyor. İşte gidenler, o gidenlerle ilgili başka bilgiler çıkıyor Samsun. ortaya. Tabii. E, yani, ve biz bekliyoruz geliyor, ki Atatürk Samsun'a gidiyor ve milli mücadele başlayacak orada ilk aşamasında. Baş <laughs> Duruyor öyle. Evet. Ne olur söyle bize bu film devam edecek mi? Ee, yapımcımızın çok istediğini biliyorum. Hmm. Ee, gönlüm tabii ki çok istiyor olmasını ama işte bu bile yani altı bölüm dizi halinde ilk başta çektiğimiz iki film e, iki buçuk seneyi buldu çekmesi. Eee kim istemez? Çünkü esas aslında tabii. O dört sene ya. Kurtuluş Savaşı tabii. zamanı orası çok acayip. Artık tek başına kalıp o parladığı yeri e, paşamın gördüğümüz yer olduğu için ve orada da çok acayip dengeler. İnanılmaz, orada da çok acayip tabii. şeyler, hikayeler var. E, tabii ki hizmet etmek isterim tekrardan. Yani yapımcımız o... istiyor yani Öyle sorun, mi? Evet. Siz de San, Saner Bey istiyor. Sen yani 3-4 olursa sen de istiyorsun başrol oyuncusu olarak. İstiyorum. Biraz. Böyle şey söylememek <laughs> mi lazım bilmiyorum. Ben yo, yok. Oradan bana bakıyor ama. Yok. Yo, çok istiyorum. Sadece e, süreçte çok yoruldum. Çok büyük bir sorumluluktu ya. E, o şeyim esim ondan da aslında. Yoksa istemez miyim abi? Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de sinemaya yani. da çok yakıştı he. Yani bu Bence sinema filmiymiş bu. Biz ilk sinema diye çıktık. Evet en doğrusu buymuş. Hayır abi. bu arada gerçekten sinema diye çıktık. HBO ile anlaşma yapılırken işin içine Disney'e girdi. Sonra dizi, HBO dizi yapalım dedi. Diziye döndü. Sonra Disney aldı falan gibi bir mevzu oldu aslında. Yani ilk başta yola ben ona inanırım bu arada biliyor musun abi? Ee, yola ee, film diye çıktık. Aslında film oldu. Kurgusu tabii ki yine bir dizi kurgusu yerleri var. Öyle eleştiriler alıyorum. Bu arada çok da haklılar bu eleştirileri yapmaktı. Çünkü dizi kurgusuyla çekildi. Öyle mi? Ben, ben mesela ama o benim bir anlayacağım şey ben normal. Kaptırdın ben. kendini büyük ihtimal. Yani aya. hiç öyle dizi kurgusu <laughs> falan diye bir şey anlamadım ben. <laughs> var öyle eleştiriler ve haklılar da bence bu arada. Hmm. Şey diyebiliyorsun hani. Çünkü dizi diye çekildi. iki filme bölündü. Diyebiliyoruz. Ee, Sar. <laughs> soracağım soracağım. En büyük aldığın eleştiri neydi? Yani oyunculuğunla ilgili, ne, filmle ilgili, içerikle ilgili bu Disney'imizin hikayesinden bahsetmiyorum. Tabii tabii. Yani onun dışında filme dair aldığın en büyük eleştiri neydi? Ne bileyim aileden gelir ya böyle en sevdiğin en yakın arkadaştan bir şeyden. Yok aileden değil daha et, etraftan duyduğum kadarıyla fazla çatık kaşlı e, olduğuna hmm. dair bir eleştiri geldi. Evet. E, Halide Edip'in hatıratlarında var. E, bir gün soruyorlar. E, ya hep böyle çatık kaşlı mı paşa? Artık Atatürk olmuş falan tabii. E, hep böyle çatık kaşlı mı paşa? Ya e, evet çok gülen bir fotoğrafı da fazla da yoktur. E, bilirim. Ama normalde çok neşe dolu bir insandır diye kendi anlatır. Yani aslında dışarıya gösterdiği bir halde olduğu için aslında filmin tamamını izlediğinde hani Makbule ile şakalaşmaları falan onları da görüyoruz. ilk filmle birlikte özellikle. Ee, ama dönem çok ciddi abi. Çok ciddi. Yani öyle bir eleştiri aldım. Bir de e, şey de olmuş olabilir. Bu, burada kendime eleştiriyorum. Paşamın karizmasını asla yakalayamayacağım için. Ne yaparsam yapayım yakalayamayacağım için. Belki fazla biraz böyle kasmış gözükebilirim kendimi bilmiyorum. Ama evet çatık kaşlı olduğu var yani. Atatürk'ün ya kişilik şey. özellikleri içerisinde okuduğun yani bu role hazırlanırken en tepeye ne yazarsın? Vatan sevgisi hmm. ve ee, problem varsa çözüm vardır. Hep hep öyle. Yani yol burada başlıyorum, burada bitecek. Hedef buralarda sıkıntılar. Böyle git gitme. Burada problem çıktı. Bir dakika bu, 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 bu. ama gidiyor o hedefe. Yani o inanılmaz bir ee, inanmışlık, kararlılık değil mi? Aa. İnanmışlık. He, Bak bence de bütün hikayeyi anlatan en önemli ifadelerden bir tanesi bu. Evet. Hiç kimse inanmazken inanmıştık Emre'ye. Evet, Ve evet, inanmayanları da inandıran bir inanmıştık. Tabii, tabii. Yani belki de liderlik dedikleri şeyin tam olarak tanımı da bu. Kesinlikle öyle. Ee, Yine senin programında mı Celal abim anlatmıştı. Ee, evet senin programında. Şey, Bir gazeteci yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şey... Gazeteci yanında durmuyor falan ondan sonra Cumhuriyet kuruluyor ve oraya geliyor Atatürk'ün hmm. yanında oluyor ve e, kardeşim ayıp değil mi sen diğer taraftaydın niye buraya işte? o zamanlar bunu yapana deli derlerdi yaptı adam ya gibi bir şey anlatıyor. Evet evet Ce e, Celal hocanın <laughs> Celal anlattığı hocam. hikayeden bahsediyoruz. <laughs>